Merhabalar kıymetli arkadaşlar. Bugün 8 Temmuz 2016. Dün bayramın son günüydü. Bugün bayramı idrak ettik Allah'ın izniyle. Bütün arıcı arkadaşlarımın, bütün doğayı seven, tabiatı seven, bitkileri seven, hayvanları seven bütün arkadaşların geçmiş bayramlarını kutluyorum. Kayıda başlıyoruz. Şimdi bugün tabii ben tatil olduğu için dedim gideyim şu arılar ne yapıyor bakalım ya, bir bakayım. Hangi bitkilerde geziyorlar, hangi bitkilerde dolaşıyorlar. Ondan sonra öyle enteresan bir şeyle karşılaştım ki. Ya hiçbir otta arı yok bugün. Hepsi de çalışıyor. Arıyı ver, tarıyı ver. Bir baktım ki arılar arkadaşlar, bir meşe ağacı var. Bu meşe ağacının gövdesini de göstereceğim. Şu anda ben size arıyı göstermeye çalışıyorum. Nereden nektar mı alıyor? Ne alıyor? Herhalde nektar alıyorlar. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi uçtu arı fakat geliyor. Ondan sonracıma meşeleri sarmış arkadaşlar. Arılar. Bu meşelerin küçük filizlerini şurada yaklaştırayım. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı bazı çiçekler, böcekler sarmış. Bu kırmızı böceklerden, bakın şurada bir arı var. Görüyorsunuz. Vaziyetini aldı. Şimdi bak böceklerin arasına girdi. Dalın arkasından şimdi dönüyor. Hop geldi. O böceklerden bir şeyler alıyor. Kuvvetli muhtemel nektar alıyor. Öyle tahmin ediyorum. Tabii bu şeye benziyor biraz. Çam balığına benziyor. Çam balığının alış formuna benziyor. Çam balığında da biliyorsunuz Ege bölgesinde sarı çamları pamuk böceği diye bir böcek sarıyor. Bu pamuk böceğinin emdiği öz sulardan kaynaklanan bir salgı salıyor. Bu salgıyı alıyor arılar. Tabii bu şifalı çiçeklerden ballı otlardan alınan bala benzemiyor. Bu, bak bir sarıcı arı geldi şimdi, öbür bal arılarını sokmuyor oraya. Ondan sonra cuma ben alacağım diyor nektarı. Öbürlerine vermeyeceğim diyor. Ben şimdi tabi müdahale edeceğim ona. Şimdi hop geldi. Bal arısı geldi. Ondan sonra buraya da geldi bir bal arısı. Bu kırmızı böceklerin usarelerini alıyorlar ve bu tabi çam balı, meşe balı oluyor. Meşe balı biliyorsunuz, meşe balı da çok şifalı bir bal. Mideye iyi gelen. Öbür tabi çiçek ballarına, nektarına bu meşe balında karıştırdığı zaman arı ne oluyor? Çok şifalı bir karışım meydana gelmiş oluyor bu tabi. Allahü Teala'nın bir hikmeti biliyorsunuz. Bu elle yapılacak, insanların yapabileceği bir şey değil. Bir karışım değil. Bunu çeşitli şifaları olan birçok çiçeklerin usarelerini alıp nektarlarını alıp şimdi onları karıştırdı. Şimdi bu meşe balında onlara karıştıracak. Ne olacak? Tabii bu arılar biliyorlar, bu kıymetli ballar bunlar. Esasında bunlar biliyorsunuz. Arı kolonisini büyütmek için ne yapıyorlar? Yavrularını büyütmek için nektar topluyorlar. Tabii biz bu arada bunların nektarlarını alıyoruz, bir kısmını. Biz kullanıyoruz. Allah-u Teala'nın tabii bize verdiği bir bu nimet. Bu nimetten istifade ediyoruz. Bakın şimdi oraya bir karınca geldi. Karınca da alıyor nektar. Karınca alıyor, yabani arılar alıyor. Küçücük arılar var. Ben tabii bir dalı gösterdim. Şu anda bu meşe sarılı vaziyette arkadaşlar. Yani sanki arı oğul veriyor gibi. Meşe sarılı arılar. Öbür şeylerin, öbür meşelerde pek yok. Nedense bu meşede çok.
Demek ki her meşede olmuyor bu, her ağaçta olmuyor. Bu oluşum ağaçların cinsine göre, meşenin cinsine göre, yaşına göre değişiyor bu salgılar. Şimdi gidelim meşenin öbür bölgelerine de bir bakalım şöyle. Şöyle şimdi bu meşeyi ben size göstereyim. Şöyle gövdesi görüyorsunuz. Bayağı kalın bir meşe arkadaşlar. Ondan sonra şimdi şöyle. Tabii ben de şimdi şey yapacağım. Görüyorsunuz. Şimdi gölgeye girdik. Meşenin çapı yaklaşık olarak 1 metre var. Şöyle ben bir karış göstereyim. Elimi göstereyim. Elimin karışını göstereyim. Görüyorsunuz çapı. Çok büyük bir meşe ağacı. Bu meşede bol miktarda bu böceklerden var şimdi. Efendime söyleyeyim. Görüyorsunuz. Bir uğultu var. Bu arıların uğultusu. Meydana gelen nektarı alıp kovanlarına taşımaya çalışıyorlar arkadaşlar. Bakalım alt dallarda var mı? Alt dallarda pek yok. Alt dallarda. Heh, şurada var bakın. Şurada görüyorsunuz. Kırmızı kırmızı böcekler. Kırmızı kırmızı. Bunlar başka bir böcek var burada. Şimdi nektar alıyor. Bir sinek geldi. Bir böcek var burada bakın. Şurada kocaman böcek yapışmış. Nektar alıyor. Belki arılar onun için buraya gelmiyor. Tabii öbür dallarda çok. Şimdi gezelim. Şöyle bir gezelim. Şöyle bir gezelim. Bakın. Şimdi şurada oldukça arı yoğunluğu var şu dalda. Arkadaşlar. Üstteki dallarda da var. Tabii oralara ben ulaşamadığım için sadece bunları gösteriyorum size. Mübarek. Ey Allah'ın hikmeti ya. Şuna bak ya. Allah Allah. Allah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün bu meşeye yoğunlaşmış durumda arılar. Tabii bu ben de bunu görmemiştim. İlk defa görüyorum şimdi şu anda. Daha önce meşe balını biz almıştık ama bu derece açık ve net olarak arıların çalışmasını görmemiştim meşeden. Bu sene ben de ilk defa kaydediyorum. Ben de hayretler içindeyim yani. Evet. Bir başka bitkide görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.